Değerli izleyiciler, Gaziantep direnişinden size resimler yansıtmaya, portreler yansıtmaya devam ediyoruz. Antep direnişini başlatan Şireci fabrikası, Şireci tekstil fabrikası. Antep'te Şireci'nin eyleme geçmesinin hemen ardından diğer fabrikalarda işi durdurmuş ve direnişe başlamışlardı. Şireci'nin öyküsünü de dinleyeceğiz. Şimdi Şireci'de iş yerinin önündeki direnişteki arkadaşlarla beraberiz. Arkadaşların bir kısmı vardiya halinde burada nöbet tuttukları için bir kısmı evlerinde dinleniyorlar. 24 saat burada direnişteler. Şimdi direnişin efendim akşam saat 6 sularında yani 18 sularında bir çekim yapıyoruz ve 18 sularında buradaki nöbetteki arkadaşlarla sizlere Şireci'deki durumu yansıtacağız. İş yeri temsilcisi, işçi arkadaşların kendilerinin aralarında seçtiği iş yeri temsilcisi, sendikası olmayan bir yer burası ama işçilerimiz bu şekilde bir örgütlenme yapmış ve kendi sözcülerini belirlemişler. Süleyman arkadaşla beraberiz. Süleyman neydi isminiz, soyadınız? Süleyman Kıyak. Evet Süleyman arkadaş, nedir durum? Bir Şireci'yi bir tanımakla başlayalım. Şireci nasıl bir yer? Nedir? Şireci Tekstil 15 yıldır faaliyet tekstil bölümünde faaliyet gösteren, iplik üreten bir fabrikadır. 15 yılda yaklaşık 10 tane üzerinde fabrika açmış ve halen de büyümeye devam eden, bu yılda Türkiye'deki şirketler ilk 500 şirketler arasına girmiş. Büyük bir şirkettir. Türkiye'nin ilk 500 şirketi. İlk 500'e girmiştir. Şireci Tekstil'e biz başladığımız zamanlarda, ilk zamanlarda Şireci Tekstil'in ekonomisi, bizim açımızdan ekonomisi, yani bizim maaşımız açımızdan ekonomisi gayet güzeldi. Bu son iki yıl zaman zarfı içerisinde Şireci Tekstil'in yaptıkları zam oranları çok küçük kalmasına rağmen bizlere verilen vaatler yerine getirilmedi. Daha sonradan arkadaşlar bunu telafi edeceğiz dediler. Küçük zamları yaptılar. Biz de elbette önümüzdeki dönem diye durduk, aslında biz de yanlış yaptık. Bir nevi bu şekilde beklemekle. En son bu yıl patlak verdi. Aslında bu bizim dördüncü eylemimiz. İki yıl içerisinde dördüncü eylemimiz. Daha öncekilerin sebebi neydi? Daha öncekilerin sebebi de yine yapılan ufak zamlarda, her dönemde yapılan ufak zamlarda biz 4 saatlik, 5 saatlik bir ayaklanma gösterdik. Bu yıl bu dönem bizi idare edin, önümüzdeki dönem bunu telafi edeceğiz şeklinde konuşmalar yapıldı. Genel müdür tarafından, patron tarafından bu tarzda konuşmalar yapıldı. Güven sağlandı ve tekrardan fabrikaya işçiler işinin başına döndü. Ama bu sefer yemedi işçiler. Kısaca öyle söyleyelim. Şimdi bu dönem almış olduğumuz zamla beraber Şireci Tekstil'de 8 saat vardiyalı olarak çalışan bir işçinin almış olduğu ücret 830 liraya en son grevden sonra yükseltildi. Daha önce aldığımız 635 lira artı 115 lira. Yani toplam 750 liraydı. Yani bu son bir haftadaki eyleme kadar 705 lira alıyor. 750 lira. 750 lira. Evet. Eylemden sonra 830 liraya çıkarıldı ki Türkiye'de açlık sınırının 986 lira olmasına bakılırsa Şireci Tekstil'de çalışan, emeğini, alnının terini silen bir adam açlık sınırının bile 150 lira altında, büyük bir rakamda, 150 lira gibi bir rakam altında alması sizce ne kadar doğru? Bunu kendiniz düşünün, kendiniz karar verin. Her yıl yeni bir fabrika açan, her yıl yeni bir işletme açan, her yıl biraz daha büyüyen bu işverenlerin işçiyi her yıl biraz daha küçültmeye devam etmeleri nereye kadar sürecek? Bu Şireci işverenin kaç fabrikası var? 10 tane. 10 tane. Hepsi, evet, hep 10 tane. İplik üzerine mi? İplik üzerine, en son tek plastik ambalaj üzerine açtığı bir fabrikamız var. Şu anda arkamızda görmüş olduğumuz inşaatta en son faaliyete geçirilmek üzere inşaat haline getirilmiş fabrikadır. Peki 15 yıl önce diyorsunuz üretime başladı Şireci, evet. İlk defa. 15 yıl önce kaç fabrikayla başlamıştı? Bir küçük fabrikayla. Küçük bir işletmeyle. Şimdi evet. 15 mi diyorsunuz? 10 tane. 10 fabrika. 10 tane. Evet.
15 yıl içerisinde 10 fabrika ulaştı. Evet, 10 tane ulaştı. Sizin ücretleriniz yerinde sayıyor. Bizim ücretlerimiz yerinde sayıyor. Biz buna isyan ediyoruz. Bize verdikleri cevapsa şu: devlet bu kadar zam vermiş, biz bu kadar verebiliriz. Devletin vermiş olduğu asgari ücret, yani en alt verebilecek rakam demek. Bunun üstünde rakam veremezsin demiyor devlet. En az verebileceğin rakam bu diyor. Bunu Antep gibi bir büyük bir kentte değerlendirmeye alırsanız, kiralarıyla, elektriğiyle, suyuyla, gideriyle, gerçekten bunun içinden bırakın harcamaya ayıracak parayı, kira gideri, elektrik, su gideri, yağ şeker giderini karşılayabiliyoruz. Her yıl biraz daha kredi kartına borçlanıyoruz. O kredi kartından çekip öbürüne yatırıyoruz. Ondan çekip öbürüne yatırıyoruz. Ben kendim geçen yıl 1 milyar kredi kartına borçlandım. Bu bir yıl içerisinde ondan çekip ona yatıra yatıra inanın ekstra hiçbir harcamam olmamasına rağmen 2600 lira şu anda borçluyum. Çeke yatıra 2600 lira içeri girmişim bir yılın içerisinde. Buyursun devletimiz buna cevap versin. Sizi tanıyalım. İsmim Mehmet, soy ismim Onur. Şireci Tekstil'de çalışmaktayım. Kaç yıldır çalışıyorsun? 2 yıldır çalışmaktayım. Evet. 2 yıldan bu yana 4 eylemimiz oldu. Hep bize verilen ücretten dolayı bir türlü işçi kardeşlerimizi tatmin edecek bir ücret sunmadılar. Çünkü tek derdiniz ücret mi? Sadece başka derdiniz var mı? Başka isteğiniz, talebiniz ya da? 4 ikramiye istendi. Artı ücret birazcık bir insanı geçim sıkıntısından kurtaracak şekilde ücret istendi. Bu ücret de verilmediği müddetçe biz buradayız. Bezmeyeceğiz, bıkmayacağız, burada kalacağız. Şimdi diğer iş yerlerinde arkadaşlar dediler ki, işçi arkadaşlar, tuvalete gitmemiz bile izinle dediler. Evet, çay saatimiz yok dediler. Öğlen paydosumuz, yemek molamız yarım saat dediler. Evet. İşveren tuvalete gittiğimiz zaman bile kapıda gelip nöbet tutuyor ve hadi hadi diye şey yapıyor. Yani çok büyük baskılar altında çalıştıklarını söylediler. Sizin burada durum nedir? Bizim burada durum bundan önceki geçen haftaki eylemden anlaştık deyip içeriye girdikten sonra üzerimize sürekli baskı yaptılar. Neler yapıyorlar? Aynı az önceki söylemiş olduğunuz sigara konusunda, lavabo konusunda adam 150-200 kişi çalıştırıyor iki bölümde. 4 kişiden fazla istemiyorum kardeşim diyor. 3 kişi istiyorum diyor. 150-200 tane insanın çalışmış olduğu bir yerde 3 kişi birer dakika bile gelse 200 dakika der. Senin mesai saatin bitiyor. Nasıl bir geç mi gelmeyecek bu adam? Hiç mi ihtiyacı olmayacak bu adamın? Evet. Ücret konusuna gelince, Sayın Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde ilk etapta demişti, Gaziantep'in halkı bir nohut dürümüne çalışıyor. Oylarınızı çevirin. Size şu kadar ücret, asker ücreti şu kadar yapacağım demişti. Onların çocuğu bir sigara parası, kendilerinin vermiş olduğu para zam, çocuğunun bir çerez parası bile değil demişti. Şimdi kendinin vermiş olduğu zam kendinin çocuğunun çerez parası mı? 10 yıldır hükümette. Evet. Peki Tayyip Erdoğan'ın bu 10 yıllık hükümetinde nohut dürümüne çalışan Antep işçisi ne duruma geldi? Çok sefalet bir durumuna geldi. Bu işçiyi bu duruma getiren Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kendisi görsün. Türkiye geneli hemen hemen %70'i böyle. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi daha hiç böyle bir eylem gördü, kendisi sebep oldu. Peki, teşekkür ederim. Peki seni dinleyelim. Şimdi hükümet diyor 10 yıl öncesine göre işçiyi daha da perişan etti. Evet. Ve bütün organize sanayide, sadece burası değil bütün Türkiye böyle diyor arkadaş. Sen ne diyorsun, durum nedir? Şimdi benim ismim Ali Karakiprik. Şireç Tekstil'de çalışıyorum. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Ben daha önceki yıllardaki fabrikada çalışma hayatımda yılda 4 ikramiye artı bir mesaiye kaldığım zaman bir ay boyunca geçinecek kadar para alıyordum. Şimdiki ise aldığım para
benim için ne kiramı karşılıyor, ne elektrik paramı karşılıyor, ne de çocuklarımın geçim sıkıntısını karşılıyor. Şimdi işverenler diyor ki belirlenmiş bir asgari ücret var diyorlar. Biz de bu asgari ücret bizim işimizi kolaylaştırıyor. Asgari ücret şu, ben de şunu veriyorum diyor. Peki bu asgari ücret Türkiye koşullarında bir işçiyi neye mahkum ediyor? Yani bu, işverenlere de bir top atarak tabii. Bu işverenlere kölelikten ziyade kölelikten daha aşağı tabakaya çekmeye şey yapıyor. Zaten o durumda işçi kısmı zaten köleliği bile aşmış yani. En azından bir kölenin sahibi, ağası diyelim, şeyi diyelim, en azından bir karnını doyurma şeyi vardı. Ama şimdi sefalete sürüklenmiş. Ne bileyim ben, aklına gelmeyecek halde. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a ben şunu söyleyeyim. Biz işçi milleti olaraktan verdiği zamdan kendinin vicdanı rahatsa, bizim vicdanımız kendisinin oğlun gemicik dedi. Şeye nasıl vicdanımız rahat edecek ve kendisi nasıl rahat olacak? Ben bunu söylemek istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Bir seni dinleyelim bakalım. Şöyle elimde hoparlör, megafon efendim ve buranın en baba yiğit işçilerinden birisi olarak. Sen ne diyorsun? Biz seni tanıyalım. İsmim Ali, soyadım Şahin. Ben arkadaşın dediği gibi düzgün koşullarda, düzgün bir maaşla çalışmak istiyoruz. Talebimiz bu. Karşılanmıyor. Yani aldığımız şey karnımızı zor doyuruyor. Soğan ekmek yiyeceğimize bir günde ekmeğimizin arasına et girsin istiyoruz. Yani çok şey istemiyoruz. Talebimiz bu. İşverenden bunu talep ediyoruz. Yok diyor, ben kabul etmiyorum diyor. Ağza alınmayacak hakaretler etti geçen gün bize. Nasıl burada hakaretler? Ana avrat küfür etti. İşveren. Evet. Vur. Evet. İllesin Şiracı, illesin. Vur. İllesin Şiracı, illesin. Vur. İllesin Şiracı, illesin. Niye küfür ediyor? Vur. İllesin. Eyleme çıkmıştık cumartesi gece 11 sıralarında. Şeye zama tepki geldi, arabadan arabayı üstümüze sürerekten. Yani birkaç arkadaşımız da arabanın altında kalıyordu. Öyle mi? Evet. Üstümüze sürerekten arabadan indi. Arabadan iner inmez sizi de çalışanın da dedi, ağzıma almak istemiyorum küfürü. Anasını arvadını dedi. Çalışanın da anasını arvadını dedi. Gidin bildiğiniz yere şikayet edin beni dedi. Sizi çıkarıyorum dedi. Biz de o günden beri eylem yapıyoruz. 2-3 gün sonra 3-3-5-5 arkadaşlarımı kandırıp içeri aldı. İçeride de kandırıldığımızı anladık. Tekrar eylemimize devam ediyor. Şartlarımız bu. Karnımızın doyacağı bir maaş. 4 ikramiye. Sıra sana gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Peki içerideki arkadaşlarınız niye işbaşı yaptılar? İçerideki arkadaşlarımızı kandırmışlar. Yani kandırıldı dedin de, evet. Nasıl kandırdılar? Vardiyamın yandaşları. Vardiyamının tanışları, akrabaları. Size prim vereceğiz, size şuna vereceğiz, size elbise alacağız. Biz anlaştık, siz içeri girin demişler. O dışarıdaki adamların hepsinin çıkışını verdik. Biz anlaştık, siz çalışacaksınız, size her ay ekstradan 100 milyon. Birer takım elbise vereceğiz demişler. Kandırmış, içeri almışlar. Bir takım elbiseye, evet. Sizi sattılar mı? Evet. Sattılar bizi. Aslında işçiyi satamaz. İşçiyi satamaz. İşçiyi satamaz. Aslında sizi de satmamışlar. Kendilerini satmışlar değil mi? Kendilerini sattılar, evet. Gözümüzde sıfıra düştüler. Evet. Peki o arkadaşlarınıza bir çağrınız var mı? Evet. Yuvaya geri dönsünler. Vicdanları rahat ediyorsa çalışsınlar. Diyeceklerim bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Evet. Sen tanıyalım. İsmim Zekeriya Kızılpınar. Bir yıldan beri Şiracı'da çalışıyorum. Ben diyeceğim arkadaşlar zaten gereken şeyi konuştular. Az önce arkadaşımın değindiği gibi. Ben burada arkadaşlarım için eylem yapıyorum. Ve onların hem hakkında, ben bizim hakkımızı hem onların hakkını savunuyorum. Ki biraz ailemiz 3-5 kağıt daha biraz da düzelsin diye uğraşıyoruz. Şu anda onlar bizi sattılar. Doğru, arkadaşımız dediği gibi.
Biz eğer işten çıkarılırsak onlar için çıkacağız. Onlar için işten çıkarılacağız. Şunlar bizi sattılar. Belki de patronun bize ihtiyacı kalmamıştır. Hepimizi çıkardık diye haber göndermiş. İçeride şimdi çalışan arkadaşlarımız var. Üretim çıkıyor. Eğer içeri girersek de bunlar bizim adımızdan, yani bizim eylem burada şey ettiğimiz, kazandığımız hakkımızı genler de bizimle beraber alacaklar. Bunlara sesleniyorum. Gençler vicdanları rahatsa içeride kalsınlar. Başka bir şey demiyorum ben. Hiç başka bir şey demiyorum. Evet. Vicdanlar rahatsa. İsmim Şahin Kaya. Evet Şahin abi. 6 seneden beri Şireci Tekstil'de çalışıyorum. Şeyi sorayım ya, şimdi diğer fabrikalara da gittik de hiç bayan işçiye rastlayamadım. Yani bu iplik sektöründe bayan işçi çalışmıyor mu yoksa? Şireci Tekstil'de şu an çalışmıyor bence. Ha, yani çalışmadığından yoksa? Çalışan var. Var mı? İşçi olarak çalışan var mı? Var, az var yani. Personel var. Personel mi? İdari bölümde çalışanlar var, anladım. İşçi statüsünde değiller arkadaşlar. Peki buyurun. Şimdi arkadaşlar biz buraya çıktık. Yani şundan dolayı, çünkü tekstil sektörü bayanların en çok çalıştığı sektör. Burada göremeyince o yüzden sordum. Yok, bizim bölümümüzde şu an bayanlar çalışmıyoruz. Sadece erkekler çalışıyor. Yani bize burada hakaret ediliyor. Biz kazanmıyoruz diyorlar. Kazanmaz halde şu baştan bir kameraman çeksin. Şu baştan başa kadar çeksin bakalım. Nasıl kazanmıyor? Fabrika sahibi diyor ki ben kazanmıyorum diyor. Yalan söylüyor. Şimdi şurayı bir görüntüleyelim. Şu karşı binayı çektiğin zaman davulun arkası da var. Karşı bina dediğinizde hangisi? Şu mavi bina mı? Mavi binanın sadece bir tarafı bu. Onun arkası daha uzadıkça gidiyor yani. Ha, mavi binanın sadece görünen yeri ön tarafı ama arkası... Arka tarafı daha da vardır yani. Uzun diyorsun. Evet uzun. Oradan şimdi nereye kadar? Şunlar geliyor şu an inşaatın bu tarafında bu tarafına kadar geliyor. Ha, şimdi kameraman arkadaşımız alıyor hepsini. Şimdi bu yeni yapılan inşaatta. Şu an hepsi bu taraf hepsi yapılıyor. Hepsi Şireci'ye ait. Şireci'ye aittir. Artı satın aldı arsalar. O tarafta var. Onlar da mı fabrika? Arsa fabrika. Evet. Şimdi merkezi çalışıyor merkezi. Türkiye'de insan haklarından bahsediliyor. Şu gördüğünüz emniyetin bize yaptığı hakaretlerden. Şurayı bir çeksinler bakalım görsünler. Bizi iş yerimizin önüne koymuyorlar. Barikatlar gittikçe böyle çekiyorlar bizi. Tehdit üzeri tehdit. Arabaya binemezsin. Arabayı buradan geçiremezsin. İş yerinin önünde barikatlar var. Barikatlar evet. Var. Bu tarafa geçemiyoruz. Bizim iş yerimiz. Biz emniyete gittik dedi. Üç arkadaştan gittik dedi ki ne kardeşim. Şuradan bir koridor açın. Biz burada lavabo hakkımızı kullanalım dedi. Hayır giremezsin dedi. Neden? Giremezsin dedi kardeşim. Yani işveren polis ve barikat marifetiyle sizi yani iş sahasına sokmuyor. Sokmuyor yani. Zaten işveren bizden muhatap bile olmuyor zaten. Emniyeti geliyor. Amiri geliyor. Ben sizdenim arkadaşlar diyor. Çıkıyor duvarın üstüne. Ondan sonra diyor ki kardeşim yarın seni burada bulmayacağım. Seni göndereceğim diyor. Ne hakkın var senin? Siler süpürürüm. Ne hakkın var senin? Bu mu senin İnsan hakları dediğiniz? Burada mı? Nerede? Nerede devlet? Nerede? Ben bir hafta 10 günden ben dışarıdayım. Nerede bakan? Nerede? Faruk Çelik neredesin? Faruk Çelik neredesin? Çağırıyorum seni. Neredesin? Sen burada mısın? Ben seni görmüyorum. Antep'te göremedim. Yazıklar olsun sana. O istemeye geldiğinde... O zamanı bakan Hüseyin Çelik'in kaç tane milletvekili varsa Gaziantep'te kaç tane milletvekili varsa bizi yemekhaneye topladılar. İşte Şireci ağzına biz oy verecek. Kimse biz sesimizi çıkarmadık. Hüseyin Çelik dedi ki 5 tane Mehmet ölmeyle meclis toplanmaz dedi. Galiba şimdi buradaki organize sanayindeki 7 fabrikanın eylem yapması hiç sorun Hüseyin değil Bey'in yani. Buraya gelmesini şey gerektirmiyor. Galiba. Gerektirmiyor. Ölse de bir şey olmaz. Onun ömründe değil bizim yani. Bizim arabalarımızı trafik polisi arkadaşlar Gürtex fabrikasına destek vermeye gittik diye 7 tanesini yolda durdurdular. Ehliyet ruhsat dediler. Arkadaşlar verdi. Kimlik dediler. Arkadaşlar verdi. Kontağı da eğilip üzerinden aldılar. Bizim burada fabrikaya işçiyi getiren serviste gelen arkadaşlarımızı biz burada alkışlıyorduk. Belki bize katılırlar diye. O servisler gelip geliş gidiş saatleri dolana kadar tekrardan bırakmadılar. Kontak aldılar. Buna hangi trafik polisinin yetkisi var? Kontak alma yetkisi kimde var? Bazı arkadaşlarımızın telefonları toparlandı servis içerisinde ve servisler... Kim toplayan kim? Çevik kuvvet, polisler ve bizim servislerimiz çevik kuvvetiyle içeri alınıyor ve
zorla yite yite işçiler içeri alınıyor. Yani baskı altında biz burada çalışıyoruz ve polis arkadaşlarımız bu yani bize karşı bir şeyleri yok yani bir size hoşgörülüğü değil. Hayır kesinlikle hoşgörülük yok yani. Hepsi Ahmet Sireci'den yani. Biz burada Sireç Tekstil'de çalışıyoruz ve çalışmış olduğumuz iş yerinin kapısında duramıyoruz. Acarsan'ın önünde duruyoruz ve bilmem hangi fabrikanın önünde duruyoruz. Hangi fabrikadan su içiyoruz ve bilmem lavabosunu kullanıyoruz. İkincisi ben burada Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Seçim zamanı kahve, bilmem bakkal, bilmem ev ev dolaşıp da oy toplamayı biliyorlar. Ama bu insanlar burada 10 gündür burada aç susuz bekliyorlar. Bunu kimse duymuyor. Duyuyorlar, görüyorlar ve bunu umursamıyorlar. Bunu duymamazlıktan geliyorlar. Bugün Suriye'de savaş olmuş ve bilmem 50 bin tane Suriye'ye sığınmış. Bizim memleketimizde böyle bir sıkıntı olmuş olsaydı bizi kimse toprağına ayak bastırmazdı burada. Peki şimdi diğer fabrikalarda arkadaşlar dediler ki sizin daha lafınız bitmedi sizden de alacağım. Dediler ki biz belediyelere gittik. Evet. Efendim belediyeler bu Suriye'den gelenlere evet. yemek veriyorlar. Evet. Ramazan çadır veriyorlar. Çadır veriyorlar vesaire. Biz de burada eylemdeyiz. Sizden alacağım. Belediyelerden yardım istedik. Evet. Yemek istedik. Ramazan'da dağıtılan yemekten ve çadır evet. istedik. Evet. Ne cevap verdi size belediyeler? Ben bizzat Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey, belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu bizzat kendi cep telefonumdan aradım. Evet. Bana dedi ki şu anda trafikteyim, sana döneceğim, dönüş. Ne zaman oldu bu? Eylemin ilk günü. Yani 7 gün önce. 7 gün önce. Ben kendisini aradım, sana döneceğim, dönüyor daha. Peki bu belediyeler sadece burada değil diğer yerlerde de özellikle AKP'li belediyelerde böyle bir Ramazan çadırı kurma merakı var. Her tarafa çadırlar kuruyorlar. Ücretsiz yemek dağıtıyorlar. Dağıtsınlar. Peki abi size niye dağıtmıyorlar? Çünkü bize niye dağıtıyorlar? Biz en alt kademe olduğumuz için, işçi olduğumuz için yani bizi yani resmen polis diyor ki ne siz teröristsiniz diyor. Yani teröristlik sadece dağa çıkmak değildir. Teröristlik benim bildiğim insan haklarını yemektir. Ve ben bu insanların hakkını yiyorsam ben teröristim. Hani dağa çıkmayla sadece teröristlik değil. Biz hakkımızı aradığımız için. Biz hakkımızı arıyoruz. Biz kendisinden servet istemiyoruz. Ve biz buna da devam edeceğiz yani. Evet, biz istediğimizi alacağız. Alacağım. Peki senin söyleyeceklerin vardı daha bitirmedin. Buyur. Şimdi çadır konusuna geldiği zaman biz buraya kendi imkanlarımızla bazı abilerin bize yardım oldu. Çadır getirdik buraya. Biz iki direk arasında sadece çadır bağlayabilirsiniz dediler. Sırık dikme yasak dediler. Emniyet. Buradalar karşıda oturuyorlar. Burada arkadaşlar şahittir. Bu o çadırı biz kurduk. Altına da iki tane sırık koyduk ama dayanmadı. Kendi imkanlarımızla kurduk. Dayanmadı. Ve hepsinin alnına bak. Güneşin altında kavrulmuşlardır. Hepsinin altında. Yani burada ne bir ağaç vardır ne bir şey vardır. Duramazsın diyorlar. Güneşin altında bekletiyorlar. Gece de buradasınız 24 saat. Evet, 24 saat. 24 saat buradayım. Dün 6.30'da sabah 6.30'da geldim. Halen buradan gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Bu arkadaşlarım da gitmeyecek. Burada bekleyeceğiz. Burada direnişte vardiya usulü kalıyorsunuz değil mi? Evet. Kendi arkadaşlarımız çoğu iftar vaktidir. İftarlık almaya gittiler. Dinlenmeye giden oldu. Yani burada belki bir azınlık olabilir ama 800 küsür 800-900 arası biz imza topladık. Gereken yerlere başvurduk. Biz 800 kişiden de fazlayız yani. Burada azınlık olmayabilir, görünebilir ama. Peki. Pek teşekkür ederim. Seni dinleyelim gel. Şimdi 7. Evet. gün bugün. Bugün 7. Evet. gün. 7 gündür eylemdesiniz. Sadece burası değil. Diğer fabrikalar ve Antep'te böyle bir olay ilk defa oluyor. Evet. Bu kapsamda büyük bir işçi ve çok sayıda fabrikanın da eylemin olduğu görülmemiş bir şey. Evet. Fakat şimdi gazeteler yazmıyor. Yerel gazeteler. Televizyonlar sizi söylemiyor. Efendim arkadaşlar siz de söylediniz. Yanınıza gelip giden yok. Destek yok. Evet. Niye Antep'e ne oldu? Antep niye sizinle ilgilenmiyor? Yani bu kadar böyle herkesin görmesi gereken bu eyleme neden gözlerini kapatıyorlar? Evet bu Antep halkı işte bir sanayi kenti. Halkı demiyorum evet, da. Evet Antep yani bu, bir sanayi kenti oldu. Mesela belediyeye gitmişler. Belediye herkese evet. dağıttığı yemeği buraya vermemiş. Efendim kitle örgütlerine gitmişler. Destek bulamamışlar. Gazeteler yazmıyor. Evet. Televizyonlar vermiyor.
Evet. Zaten nedir? En büyük şikayetimiz bu yerel basındır. Buraya gelmiyorlar bile, hiç uğramıyorlar. Yani işverenlerden mi korkuyorlar? Nedir? Basın? Evet, bu patronlar baskı altına almış. Misal yerel kanallarda, şimdi ismini söylemek istemediğim yerel kanallar zaten bellidir Antep içinde. Patron baskı altına almış. Adam buraya gelse bile çekmiyor, çekiyor, çektiğinde yayınlamıyor. Direkt patronun eline götürüyor. Diyor senin için bunları söyledi hakkında diye. Hep o gün Doğan abi basın ajansı geldi. Evet. Adam hemen kaptı götürdü. Olay TV geldi, Mega geldi, Kanal 27 geldi, çekti gittiler. En son dedim ki arkadaşım. Yayınlanmadı. Hayır, evet yayınlanmadı. Yayınlamayacaksan çekme. Gelip burada bizi kendi şovuna alet etme diye uyardım kendine. Şurada zaten çalışma şartlarımızı içeri girip bir görseler. Yani insan dudağı uçuklar. Yemekhaneye bir giriyorsun fareler ya sürüyle böyle geziyor. Bir tane iki tane olsa ne? Fare bildiğin bir fare. Biz misal. Sularını içiyoruz hocam. Evet zaten su, çamurlu su. Arkadaşımın bir tanesinin safra kesesi çamur dolmuş. Bugün hastanede ameliyat oluyor. Nasıl şunu bir anlatır mısın? Bu ne su? Nasıl suyu? Şimdi normalde şehir suyu gelmiyor buraya. Kendi arazisine vurduğu kuyu sularını içiyoruz burada. Peki bu kuyu suyunun içilebilir olduğunu tahlil ettirir mi? Hiçbir tahlil yapılmamıştı. Zaten çamurlu geliyor. Tahlile İçinde gerek yok. Mikrop var mı? Böcek mi var? Kurt mu? Gözle görünüyor zaten. Herkes evinde getiren suyunu evinde getiriyor. Onu içiyor. Keşke getiremiyor fabrikanın suyunu. Servisi görseniz içiyor. Herkesin elinde suyla geldiğini görseniz. Evet. Yani herkes buraya su getiriyor ama işveren vurduğu kuyunun suyunu buraya size içme suyu diye. Evet, yine de içiyoruz onu. İçen arkadaşlarımız da rahatsızlanıp hastaneye gidiyor. Ankara'ya tahlile gitmiş bizim su. İçilmez raporu gelmiş 2-3 defa. Yine de biz o suyu içiyoruz. İçilmez raporu verildi. Tabii, halde. Verildi halde içiyoruz. Biz bunu en son eylemimizde... Peki işveren yani şöyle derse işveren. Efendim biz bu suyu sadece kullanım için getiriyoruz. Ellerini yıkasınlar, ayaklarını yıkasınlar diye getiriyoruz. İşçiler içiyorsa bizim haberimiz yok. Dolaplara derse bağlı. Ne diyeceksiniz? Dolaplara bağlı. Suyumuz dolaplara bağlı. Ne dolabı? Aynı su. Su dolabı. Soğutma su dolabına. Bir arıtma arkasında bir tane var ama belki herhalde 3 seneden beri ne değiştiği var ne temizlendiği var. Dolabı açın. Gidin bakın içeriye. Keşke basın girebilip de o dolabın içini çekebilse kapağını açalım. Dibindeki çamuru görse. Bunu ben size yürekten söylüyorum. Belki izleyip de inanmayan arkadaşlarımız olabilir. Yürekten söylüyorum. Son gün ben patronun oğlu Hanifi Bey ile Esat Bey ile görüştüm bunu. Son gün bizim ilk krevimizde son gün söyledim arkadaşlar. Bunun belki haberi olmayan da var. Esat Bey ile Hanifi Bey'e söyledim. Bizim suyumuz dedim. Yemeğimiz dedim. Bunları istiyoruz. Yemeğiniz yok mu? Yemeğimiz var. Yalnız düzenli yemek çıkmıyor. Güzel bir yemek çıkmıyor. Yiyebilecek bir yemek doğru düzgün çıkmıyor. Şimdi sizin neyiniz var? Bir olanları bir anlatsana. Ne yani yemek veriyor işveren ama sağlıksız diyorsunuz. Ondan şikayetçisiniz. Hayır, İçme suyunuz yok. Sağlıksız değil. Yemek sağlıksız değil. İyi de kaliteli değil. Yani kaliteli. İyi kaliteli yapılmıyor. Aklı başında özen gösterilmiyor. Evet. Başka? Suyumuz. Evet. Bunları biz söyledik. Önce istek olarak ben söyledim. Önce konuştuk patronun oğullarıyla. Dedim iki tane ufak bir isteğimiz var dedim. Hayır istek yok dedi. Dedim para konusu değil. Ben para konusunda değil. Ben evimden her gün elimde su getirmekten usandım. Yolda görenler yine su götürüyorsun. Banyo mu yapacaksın içeride diyor bana. Fabrikada banyo mu yapacaksın diyor. Her gün elimde ben 5 litre su getiriyorum. Yolda artık görenlerden ben utanıyorum. Yani bu insan, bu işçilerin değeri bu kadar mı ya? Bu kadar mı? Ben buradan önce Adalet Bakanlığı'na, sonra Sanayi ve Çalışma Bakanlığı'na sesleniyorum. Bundan 2 yıl kadar önce Habur sınır kapısında gelen teröristler çiçeklerle karşılandı. Seyyar mahkemeler, seyyar lavabolar, bunlar kuruldu. Şu an bizim burada hiçbir ihtiyacımızı gideren bir belediye, bir yetkili kimse yok. Bizle ilgilenen kimse yok. Çalışma Bakanlığı'na da sesleniyorum. 1 kilo et 25 lira, 30 lira. Benim aldığım ücret 23 lira. Neresi adalet? Nerede Sanayi Bakanı? Nerede Çalışma Bakanı? Nerede daha adalet? Ama işçi AKP'ye oy veriyor. İşçi AKP'ye oy veriyor. Neden? İşçiden yana. Evet. Ama sözle. Menfaat yok. Bütün hani nerede? Ama işçi nerede? Veriyor. Bugün AK Parti Gaziantep'ten 9 tane milletvekili. Peki. Teşekkür ederim. Son sözü sizden alalım. Ben buradan Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Resmi kurumlara sesleniyorum. Bizlere sahip çıkın. Gaziantep organize sanayi bölgesindeki bütün fabrikalarda çalışan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Neredesiniz? Sizi göremiyoruz. Yanımıza gelin. Biz buradayız. Siz neredesiniz?
İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 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 Değerli izleyiciler, Gaziantep'teki direnişçi işçilerle beraberiz. Motif fabrikasının işçileri, arkadaşlarımız. Saat gece 20'ye yaklaşıyor. Arkadaşların bir kısmı oruçlu olanlar iftarlarını açtılar. Hala devam edenler var. İftarlarını açanlar ve oruçlu olmayan arkadaşların bir kısmı buradalar. Diğerler de peyderpey gelecekler. 24 saat işçi arkadaşların fabrikanın önünü terk etmedikleri bir direniş şekli burası. Yani saatin 20'sinde de gelseniz buraya, efendim gece 24'te sabah 5'te de gelseniz, bu direniş yerlerinde işçi arkadaşları burada bulabileceksiniz. Biz de bunun rahatlığıyla akşam 8'i seçtik ve arkadaşlar buradalar. Hepsine başarılar diliyoruz. İş yeri temsilcisi arkadaşımız Mehmet arkadaş, adaşımmış. Evet, sizden başlayalım. Ne zamandır 6 gün, 7. gün bugün. Evet, siz de ilk günden beri eylemdesiniz. Evet. Ne istiyorsunuz? Sizi eyleme sürükleyen sebep neydi? Sorunlarınız nedir? Biraz motif ipliği de biraz anlatırsanız, motif iplik nasıl bir fabrika? Kaç kişi çalışıyor? Ne iş üretiyor? Kaç yıldır arkadaşlar buradalar? Sorunlarınız vesaire. Bir başlayalım. Öncelikle Ulusal TV'nin gelip bizi burada ziyaret ettiğinden dolayı kendisine, arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Evet. Sorunlarımız hepsi aynıdır. Yani Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 80 bin işçinin çalıştığı, tekstil kolunda çalıştığı bir organize sanayi bölgesidir. Hepimizin sorunları aynıdır. Çünkü sorunlarımız hak gasplarıdır. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbı olan bir askeri ücretle yaşıyoruz. Açlık sınırını Türkiye İstatistik Kurumu 1000 TL'nin üzerinde, sadece açlık sınırı, yoksulluk sınırı demiyorum. Açlık sınırını 900 bilmem kaç liradan açıklayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, askeri ücreti de 700 TL'den, maalesef 701 TL'den işçilerine görüyor bunu. Zaten bunun haricinde de var olan haklarımız vardı bundan 10 sene öncesine kadar. İkramiyelerimiz vardı, daha sosyal haklarımız vardır. Bizim şimdiki istediklerimiz o bizim elimizden alınan haklardır. Neler alındı? İkramiyelerimiz alındı. 3 ayda bir askeri ücret bazında bize ikramiyeler ödenirdi. Evet. Onları krizleri bahane ederek, işverenler işte bugün bir kriz vardır, bir tanesini kaldırıyorum vermiyorum. Bugün dolar yükseldi, bir tanesini kaldırıyorum vermiyorum. Bugün euro işte... Dünyada bir kriz var, küresel bir kriz var dedi, bir tanesini kaldırıp vermiyorum. Sadece bir kuru askeri ücrete tabi tutulduk. Biz de dedik ki yani bugün askeri ücreti 700 TL'de, bu da yani geçinmek mümkün değil. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını Türkiye İstatistik Kurumu kendisi belirliyor. Diyor ki 900 liradan. Yani arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Peki şimdi bu haklarınız gasp edildi dediniz. Evet. Ücretiniz düşürüldü, ikramiyeleriniz de el kondu falan. Ondan bu yana ne kadar zamandır siz aynı koşuldasınız? Yani ikramiyesi olmadan ve bu asgari ücretle çalışıyorsunuz. 10 yıldır. 10 yıldır böyle. Evet. 10 yıldır biz bunu... Yani 10 yıl önce krizi bahane ederek bunları kestiler, evet. Ama 10 yıldır. Evet. Peki 10 yıl içerisinde işveren durumunda bir değişiklik olmadı mı? İşverenin durumunda değişiklik oldu. Bir tane fabrikası olan işveren 3 tane fabrikasını açtı. Ha, öyle değişti. Yani 4'ü etti, 5'i etti. Hatta yani tek fabrikayla yetinen, zor ayakta duruyorum deyince o ikramiyeyi kesen işveren holding oldu. Yani bu kadar ki büyüdü. Gaziantep Sanayi Bölgesi, 4. Sanayi Bölgesi, 5. Sanayi Bölgesi. Tamamen yer kalmamış. Biz bunu yerel gazetelerde öğreniyoruz. Bunlar işte sanayi odası başkanları, iş adamları toplanıyor. Diyor ki bizim Gaziantep'te sanayi bölgesi yerimiz kalmadı. Fabrika kuracak yerimiz kalmadı. Kilisi de bize açın. Bunu biz yerel gazetelerde okuyoruz, görüyoruz. Peki bu Suriye'ye saldırı veya Suriye savaş ilan edilmesi ihtimali etkiledi mi bu sektörü?
Yani bu sektörü özellikle bundan. Muhakkak ki etkisi vardır ama tekstil sektöründe herhangi bir etkilenme yoktur. Yani dediğim gibi 5. organize sanayi bölgesini de doldurmak istiyorlar. Dolmuş, hatta kilisi de istiyorlar. Daha yeni görünmeye başladı. Yeni de görünmeye başladı. Daha etkisi muhakkak ki olacaktır. Ama siz 10 yıllık birikiminizi istiyorsunuz. Evet, 10 yıl boyunca gasp edilmiş haklarınızı istiyorsunuz. Yani. İşverenin durumu iyileşmiş olmasına, fabrika üstüne fabrika koymasına rağmen size asgari ücret ikramiyesiz. Çalışma koşullarınız nasıl? Yani çalışma koşullarımız daha da zorlaştırıldı. Yani bir üç kişinin işi bir kişiye yaptırıldı. Artık çalışma koşulları o kadar ağırlaştırıldı ki yani teknoloji diyorlar. Teknolojiden faydalanıyoruz diyorlar. Teknolojiden faydalandıkları şu. İslam teknolojisinden faydalanıyorlar. Yani bir üç kişinin işini bir kişiye yaptırmaya başladılar. Onlar sermayesini gittikçe büyütürken, genleri büyütürken daima küçülttüler, her gün tırpanladılar. Artık elimizde kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı yani. Onun için biz bu mücadelemizi bütün Başpınar organize sanayi bölgesi için yapıyoruz. Aslında bu hepimizin davası. Diğer fabrikalardaki arkadaşlarımız da buna hani böyle yapın da hepimizin mücadelesi. Siz direnin, biz de bunu başlatacağız. Çünkü aynı koşullardayız. Öyle mi diyorlar şimdi? Yani bu birken iki oldu, ikiken üç, dört, beş, altı, yedi olurken diğer arkadaşlarımız da buna duyarsız kalmıyorlar. Bu bizim mücadele, hepimizin mücadelesidir. Bütün işçiler bekliyorlar. Artı sanayi bölgesi odası başkanları, iş adamları, Gaziantep sanayi bölgesinin iş adamları toplanıp bu kararları beraber alıyorlar. Yani birbirinden habersiz bu kararları almıyorlar. Bizim de niyetimiz, yani bizim ortak davranıyor. Ama bizim de işçi olarak birbirimizle bu mücadelemizi pekiştirmek gerekiyor. Hepimizin tek yumruk olmamız gerekiyor. Ve bu kaybolan haklar, biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz kendilerin fabrikasına ortak olalım demiyoruz. Biz kendilerin bindiği arabasında binelim demiyoruz. Biz kendilerin oturduğu restoranda yemek yiyelim demiyoruz. Bizim elimizden alınan haklarımızı bize tekrar vermesini istiyoruz. Bu da genler için zor değil. 10 sene öncesine kadar bunu seve seve veriyorlardı. Ne oldu da o zaman tek fabrikası varken veriyordu da şimdi 5 tane fabrikası var. Ne oldu? Ne değişti? Kendi daha da büyüdü. Ama benim ekmeğimi daha da küçülttü. Ben onun için biz diyoruz ki haklarımızı tekrar geri istiyoruz. Peki, teşekkürler. Bir de diğer arkadaşlara dinleyelim. 7 fabrika mı şu anda direnişte? Evet. 7 fabrika. Fakat işverenler birlikte hareket ediyor ama siz koskoca organize sanayide sadece 7 fabrika olarak bir araya gelmişsiniz. Diğer işçi arkadaşlar, işveren birlikte davranıyor, birlikte hareket ediyor, birlikte tavır, ücretleri beraber belirliyorlar. İşçiye ne kadar ne vereceklerini birlikte belirliyorlar. Ama işçilerin arasında böyle bir dayanışma görünmüyor. 7 fabrika olarak bir birliktelik sağlamışsınız. Diğer fabrikalar şimdilik seyrediyorlar size. Evet. Onlar niye bu size destek olmuyorlar? Niye dayanışma içinde olmuyorlar? Veya niye onlar da eylem yapmıyorlar? Bizim sözümüz onları hepsini diline getirdi. Senin görüşün ne? Benim görüşüm, ben bir başbakanıma bir mesaj göndereceğim. Başbakan, peki. Benim 4 kişi ailem. Ben asgari ücretine geçinemem. Evim kira. 2 tane çocuğum var, okula göndermedim. Başbakan 3'ten aşağı olmasın diyor çocuk. En aşağı 3 çocuk yapacaksın. Kendiniz 3 çocuğu var, kendiniz yol dik, ben onlara bakamıyorum. Sen kaç çocuk var? 2 tane. 2 tane ama şimdi eksik. Senin eksik. Başbakan'a göre bir tane daha yapman lazım. Yok. Ben onlara bakamıyorum. Bakamıyorsun. Bilmeyek de. Evet. Ne diyorsun sonuç olarak? Asgari ücreti işte bize verdiği asgari ücreti bize geçimimizi daha zorlaştırmaya başladı. Şu andaki değerlendirmeye göre ben bütün fabrikaların çıkmasını ve bu direnişe dayanarak bu 1+4 ikramiyeyi almasını istiyorum. Evet. Şu anda benim görüşüm bu. Şu anda 7 fabrika var. Bunun daha yarın öbürsü gün bayağı bir büyümesini istiyorum. Yani bütün işçilerin bu direnişe katılmasını destek vermesini. Evet. Ta ki son hakkını alana kadar. Çünkü şu andaki asgari ücret 700. 700 milyonla bir tek yani bir çocuk evde olsa geçinmek bayağı bir mesele. Peki şimdi işveren diyor ki ben 900 liraya çıkmaya hazırım diyor. 900 lira. Ne diyorsunuz?
Hayır. Yeterli. Sadece 900 yetmiyor ki. 1000 lira artı? Artı 4 ikramiye. Bundan aşağısı olmaz mı diyorsunuz? Hayır. Bundan aşağısı kurtarmaz. Çünkü zaten hesapladıkları zaman açlık sınırıyla şu andaki verdiği maaş 940 açlık sınırı. Bize verdiği maaş 700 milyon. Gelsin kendi geçinsin. Nasıl geçineceksin? Ben Ahmet Kayabaş. Evet. Motiv İpik'te. Biraz canlı konuştuk arkadaşlarla. Motiv İpik'te çalışıyoruz. Evet. Bir haftadan beri grevdeyiz. Elimizden alınan haklarımızı tekrar verilmesini istiyoruz işverenden. Şu bir haftadan beri burada tek kaldık. Bunu biz meclisin de bizim duymasını istiyoruz. Başbakanımızın duymasını istiyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz. Bu burada kalmayacak. Yeri fabrikayla kalmayacak. Bu bayramdan sonra da önümüze Ramazan bayramı geldiğinden dolayı diğer fabrikalar şu anda bayramın geçmesini bekliyorlar. Bu 20, 30 belki 100 fabrikaya da çıkacaktır. Buraya kadar geldiğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Sesimizi hiçbir yere duyuramadık. Yani şu anda 5 fabrika, 6 fabrika, 7 fabrikaysak bu da inanıyorum ki sizin sayenizde belki de yarın 15 fabrika olacağız. Çünkü sesimizi duyabiliyorlar. Göremiyorlar, edemiyorlar, izleyemiyorlar. Ha diyeceksin ki taleplerimiz ne? Taleplerimiz burada yani işçiye çok aşağılık bir standart bir sınıfı şey uygulanıyor. Siz kaç yıllık çalışıyorsunuz? Ben 27. senem. Aynı fabrikada mı? Hayır. Başka. Ben buraya gireli 6 ay oldu. Ha. 6 ay oldu yani. Ama ben 27 bu, yıldır bu sektördeyim. Evet 27 ha. yıldır bu sektördeyim. Şu son 7-8 senedir 10 senedir bir zaman dilimi içinde de bizim işçilere verilen değerlerin nasıl söylenir bilemiyorum. Şu anda yani çok şeyim. Çok ihmal edildik. Çok ihmal edildik. İyice açlık şeyine getirdiler. Taburamızda getirdiler. Abicim ben Fadıl Aşıközoğlu, Motiv İpik Çalışanı, arkadaşlarımın belirttiği gibi. Öncelikle hoş geldiniz bize zaman ayırdığınız için. İşte arkadaşların talep ettikleri ücretle aynen ben de istiyorum. Yani şu anda zaten devletin de cephesinde belirlediği bir açlık sınırı var. Yani Müsen'in açıkladığı. Onu söylediler. Mesela evet. Yani açlık sınırı şu anda 1 milyar 44. Yani biz de biraz kendimizi iyileştirmemizi istiyoruz. Yani biz de istemiyoruz ki bu Kadir Gecesi'nde mübarek gecelerde kaldırımda geçirmeyi. Biz de tabii ki istemiyoruz. Ama işe gel gelin ki durum bunu gösteriyor. Peki. Evet seni tanıyalım. Adem Kaygısız. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abim biz sabahlara kadar burada bu kaldırımların üstünde yatıyoruz. Kartonların içinde yatıyoruz. Şu ileride bir tane büfe var. Biz oraya gidip geliyorduk. Ufaktan yani alışverişimiz oluyordu. Patronlar tarafından herhalde oraya da baskı verildi. Oldu. Şimdi biz oraya gidemiyoruz. Ne diyorlar? Buraya gelmeyi mi diyorlar? Evet, sahibi bizi kovdu. Niye para vermiyor musunuz? Veriyorduk. Veriyorduk. Sizin paranızı kabul etmiyor. Evet, artık yanıma gelmeyin diyor. Ben Cuma Karabulut, Motiv işçisiyim. Bizim buradaki direnişimiz aslında bir örnek olacak. Yani biz burada eğer direnişimizi sonuçlandırırsak, haklarımızı alırsak, diğer iş yerlerinde çalışan arkadaşlarla aynı tepki göstererek yani haklarını alacaklar. Bize katılsalar yani hemen katılsalar çok daha iyi olacak yani. Zaman geçirmeden hemen katılsalar çok daha iyi olur. Peki sen de konuşacaksın galiba. Şöyle biraz yaklaşırsan. Ben Şükrü İnko. Öncelikle şunu söylüyorum patronlara. Patronlar işçileri sanki ne bileyim yani çok düşük bir seviyede görüyorlar. İşçiler yamyam değil. Yani ne bileyim, ben kendim adıma söylüyorum, ben Motiv'in ne hayranıyım ne de ortağıyım. Ben Motiv'i verseler de almam. Sadece ben burada pazarları çalışıyorsam veya 8 saatte hafta içi çalışıyorsam, eve vardığım zaman çoluğumun çocuğumun istediğini de bir nevi de almak istiyorum. Şu an pazar, pazar günleri çalışma mecburiyeti var mı? Mecburiyet. Çalışmayan ne oluyor? Göze batıyor, işten çıkarılıyor. Artı devamsızlık. Peki şu bir dakika. Son 6 ay içerisinde pazar günü tatil yapan varsa elini kaldırsın. Yok. Gelmedi. Peki bayramlarda da çalışmak zorunda mısınız? Evet, zorundayım. Hepiniz çalış. Bayramda
çalışma mecburiyeti var. Gelmezseniz ne oluyor? Yani ben bayramda tatil hakkımı kullanmak istiyorum, dinlenmek istiyorum derseniz. Gelmeyenin devamsızlık primi kestiriyor, devamsızlık primi dediği şey de yani işçiyi gelmeye zorladığı şeydir. İşçiyi her gün gelirsem vereceğim, gelmezsem vermeyeceğim diyor. Evet, yani son bir yıl içinde diyelim bayram tatili yapmadınız mı hiç? Şimdi Kurban Bayramı geliyor, siz çalışıyor olsaydınız, Şeker Bayramı, Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı geliyor, siz çalışıyor olsaydınız, eylem olmasaydı bu bayramda çalışacak mıydınız mecburen? Sadece bir gün mü izin veriliyor? Ha, bir gün. Bir gün ve onun dışında mecburen çalışıyor. Peki son sözüm? Valla son sözüm bilmeyeyim, yani işçiyi çok düşük gözle görmemeler lazım. Çünkü işçi olmazsa yender olmaz, yender olmazsa da işçi olmaz yani. Benim söyleyecek yerim bu kadar. Allah şu aziz mübarek günü vicdan merhamet bıraksın kalplerine. Uzlaşsın kal yani. Burada çok perişanlık yani yatmanın. Bir senede yatsam ben burada yılmayacağım yani. Bir senede yatsam yılmam. Karın üstünde de yatsam yılmam yani. Peki şu şimdi diğer fabrikalarla da konuştuk arkadaşlarla. Onlar da diyorlar ki efendim 4 ikramiye 1 milyon maaş, 1000 lira maaş. Siz de herhalde bunu istiyorsunuz değil mi? Peki işveren bunun dışında bir şeyle yaklaşırsa, taleple yaklaşırsa ne yapacaksınız? Eyleme devam mı edeceksiniz? Evet. Evet. Yani bunun için kararlıyız ve devam edeceğiz. Peki Mehmet Bey, sizden şimdi temsilci, ne çağrınız bir kitle örgütlerine, Türkiye'ye bir çağrınız var mı, Antep'e bir çağrınız var mı? Şimdi Antep'te gazeteler yazmıyor sizi, televizyonlar söylemiyor, yanınıza uğrayan sendika yok, kitle örgütü yok, meslek odası yok, valinin umurunda değil, bilmem kimsenin umurunda değil, buralarda bir tek başınıza bir eylem sürdürüyorsunuz. Var mı Türkiye'ye ve topluma bir çağrınız? Topluma çağrım şu şekil olacak. Öncelikle Gaziantep'teki yerel televizyonlara veyahut da diğer ulusal basınlara yapıyorum. Yani bugün nerede bir olay çıkarsa hemen Gürpe'den oraya çıkıp illa kavga etmek, illa dövüşmek gerekmiyor. Bu da bir mücadeledir. Aslında mücadelelerin en kutsalı bu olması gerekiyor. Çünkü bu emek mücadelesidir. Bunun için biz bütün kitle örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan, siyasi partilerden bizi burada yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü bu bir emek mücadelesidir. Eğer biz kazanırsak bütün Türkiye kazanacak. Yani bu hak gaspları önlenecektir. Onun için onların bize destek vermelerini istiyoruz. Diğer fabrikalarda zaten hangi fabrikanın kapısını çalsanız aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını da demiyoruz. Biz ayda 30 gün çalışıyorsak bir gününü kendimize çalışıyoruz. 29'unu da patrona çalışıyoruz. Biz o 29'dan sadece bir gün daha istiyoruz. Evet. Peki. Yani başka... Evet. Değerli izleyiciler, Antep'ten motif işçilerini dinledik. İzledik. Bu işçi arkadaşlarımızın... Haklıyız! 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 İşçiyiz! Haklıyız! Bunun üzerine başka söz olmaz galiba. Benim bir tek ekleyeceğim şu. Türkiye bu sesi, buradaki mücadeleyi duymak zorunda. Gaziantep'teki kitle örgütleri, meslek odaları, partiler, sendikalar ve işçi sınıfından yana olan her kesim bu mücadeleyi görmek zorunda, buraya destek olmak zorunda. Hoşçakalın. Thank you.